Efendim iyi pazarlar piyasa gayrimenkule hoş geldiniz. Bu hafta sevgili program ortağım avukat Kudret Çöçü yok maalesef. kendisi de hem özür diledi hem de sizlere selamları var sevgili izleyiciler. Bu hafta stüdyo konuğumuz Yeşil Vadi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Aslı Orhan Demiral hoş geldiniz. Hoş buldum İsa Bey. Neden geldiniz? <laughs> Çünkü konumuz arsa arazi evet. ee, son 3 haftadır 4 haftadır işlediğimiz evet. konu. Ee, son yıllarda biliyorsunuz hiç olmadığı şekilde bir ivme kazandı evet. arsa arazi satışları. Hatta %58 civarında açıklandı. Evet bir ilk. Evet bir ilk. Ee, önce yaptığınız işten bir bahseder misiniz? Tabii ki. Çünkü ben sizi tesadüfen buldum. Evet. Nasıl bulduğumu da çok iyi biliyorum. Onu da açıklarız <laughs> sevgili izleyicilerimize. Tabii. Ee, öncelikle ben Aslı Orhan Demiral. Yeşil Vadi Arsa ve Gayrimenkul Şirketi'nde ikinci nesil yönetici olarak çalışıyorum. 12. Birinci 12. nesli tanıma şansımız oldu. Evet Sağ birinci olsun. nesil de hala çok şükür şirketin başında. 12 yıldır şirketteyim. Şirketimizde 25 yıllık bir şirket Arsa konusunda uzman. 25 yıllık bir şirket e, fakat kurucularımızın sektördeki tecrübesi 40 yılın üzerinde. E, bugün ben niye buradayım? E, dediğim gibi 40 yılın üzerinde arsa, toprak konusunda uzman iki duayenden e, eğitimden geçmiş biri olarak e, buradayım aslında. E, son TÜİK verilerinde e, top, e, gayrimenkulde konut dışı e, gayrimenkullerin ilk kez bu kadar yüksek olmasının sebeplerini, bu süreçte dikkat edilmesi gereken unsurları sizlerle ve değerli izleyicilerle paylaşmak için bugün buradayım nazik davetinize icaben. Benim anlatmam gerekeni siz izah ettiniz. Sağ olun, <laughs> teşekkür ederim. Arsa arazi yatırımında yatırımcılar nelere dikkat etmeli Aslı Hanım? Evet, e, aslında e, dikkat edilmesi gereken birkaç unsur var. Fakat şu anda piyasada o kadar değişik e, terimler, e, o kadar değişik e, satış şekilleri başladı ki, o yüzden e, biraz sanki karmaşık gibi geliyor e, alıcının da kulağına. Değişik derken? E, yani. Hisseli satışların varyasyonları değişti. Ee, örnek veriyorum hobi bahçeleri ile başladı. Ondan sonra şimdi tiny house projelerimiz var. Ee, ondan sonra bungalow projelerimiz var. Hani kulağa şu an piyasada e, kulak dolgunlu olduğumuz projelerden bahsediyorum. Tamam da siz niye yapmıyorsunuz ki bunları? Yani daha kolay para kazanırsınız ve daha çok para kazanırsınız. Evet. Bu kadar da uğraşmazsınız aslında. Evet, evet. En kolay para kazanma şekillerinden biri bu. Doğru söylüyorsunuz bu piyasada. Fakat sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz biz yeşil vade olarak. Yani bu sistemin sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Yanılıyor da olabiliriz. Zaman gösterecek. Burada sadece e, yatırımcının dikkat etmesi gereken e, en belirleyici unsurun tapu olduğunun altına özellikle çizmek istiyorum. Müstakil tapulu arsa Müstakil alması. Müstakil tapu. Tapu tamamen size aitse, bu tarla da olsa, arsa da olsa, kafanız rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz, hiç aklınıza bir şey takılmasına gerek yok. Hisseli ise e, tanıdıklar arasında hisseli olduğunda, örnek veriyorum kardeşler arasında ya da iki arkadaş, üç arkadaş, hani bir problem olduğunda birlikte çözüm sağlayabileceğiniz kişiler arasındaysa e, yine kabul edilebilir bir seviye. E, ama fakat, hisseli satışlar. Normalde o tiny house'lar olmadan da, evet. kooperatif üyeliği daha moda olmadan hı hı. önce de hisseli satışlar oluyordu. Tabii bunun da yapılması gereken şeyler var, yapılması gereken prosedürler var. Evet. İşte muvaffakatname alınması, hı hı. izali şu davası açılmaması için evet. ileride bunlar yapılıyordu. Tabii bu yatırımcı da para kazanıyordu, evet. o ayrı bir şey. Siz daha iyi biliyorsunuz ama arsa arazi. Ee, ...kısa vadede para kazandıran bir yatırım aracı değil. Evet, gerçi son 3 yılda bu biraz değişti. Evet. Ee, talep çok fazla artınca tabii kısa vadede de yatırım noktasında geri dönüşler sağladı. Fakat biz e, her zaman şunu diyorduk. Bir toprak alacak alacağınız zaman en az 3 yıl beklemeyi göze alın. ...zaten diğer yatırım araçlarına göre kazandırdığını görmüş olacaksınız. Burada öncelikle yatırım yapacak olan kişinin ne istediği çok önemli. Ne istediğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Ben yatırım yapmak istiyorum. Bunun için işte kenarda bir birikmişim var. Örnek veriyorum ufak bir yatırım, ufak bir birikimim var. Ufak yatırımcıyım. Bu yüzden tarla istiyorum ve 10 yılda bekleyebilirim. O zaman tarlaya yönelebilir. Birazcık daha e, yüksek bir yatırımım var. Arsa istiyorum, daha kısa vade beklemek istiyorum. O zaman arsa'ya yönelebilir. Yarın bir gün ben bu yatırımıma ev yapmak istiyorum. İstanbul'dan gelip gitmek, hafta sonlarımı değerlendirmek istiyorum. O zaman arsa. E, ama işte yarın bir gün yine üzerine ev yapacağım ama az param var. Bu noktada endişeye kapılıp yanlış yatırımlara işte tarlaya da ev yapılabilir zaten bunun kısa bir yolu var şöyle bir kısa yoldan ben sizi götüreyim gibi vaatlere kanmadan şunu kesin bir şekilde bilmemiz lazım ki tarlaya ev yapılamaz. Bazı istisnaları var. Beş dönümün üzerine yapılabilir şeklinde bazı kanunlar var. Bunun da tabii ki şartları var. Ona gireyim mi? Çok teknik olur Hiç mu? Hiç sorun değil lütfen. Devam ediyorum o zaman. Mesela örnek veriyorum tarlaya ev yapma konusu. Bu çok bize de gelen bir soru. Yani şimdi arsa tarlaya göre birazcık daha maliyeti yüksek bir yatırım aracı. E Ben tarla alayım, 5 dönüm üzeri alayım. Üzerine de bir tane gece kondu ev yapayım. E olmaz mı? Tabii ki olur. Fakat orada şimdi ziraatten, tarımdan, il özel idareden zaten belli onayların alınması gerekiyor. Öyle hani kafamıza göre hemen alayım üzerine ev yapabileyim olayı yok. Zaten o kanunun o iznin verilmesinin sebebi de şu. Tarım arazisi orası orayı e, tarım yapmak için aldığını varsayıyor. E, devlet hı hı. ve senin oraya mahsullerin olacağı için orada alet edevatını koyabileceğin o mahsullerine sahip çıkman gerektiğini düşündüğü için sana böyle bir imar izni veriyor. Yani bunu konutlaşma, e, orayı e, yaşanılabilir hale getirmek gibi algılamamalı kişi. Bundan yatırım noktasında da büyük beklentilere kapılmamalı. Yani 50 dönüm daha tarlanız olsa bir tane ev yapıyorsunuz Aynen değil mi? Aynen öyle. Peki. Dolayısıyla e, birden fazla ev yapılır, burası konutlaşır, yarın buraya imar gelir. Bunlar çok zor işler. Bunu niçin yapıyorlar sizce? Yani bu işte tarlaya ev yapılır, hadi etrafını çevirelim, işte parselleri bölelim, çitlerle işte yeriniz belli olsun falan. Bunu niye yap yapmak ihtiyacı duyuyorlar? Daha çok yani daha çok kişiye ulaşılabiliyor bu şekilde çünkü. Daha düşük... E, ücretlerle satışı oluyor. Ve o yüzden de hedef daha kitle. çok kişi. Aynen, daha hedef çok... kitle aslında büyük bir hedef kitle hedef kitle çok büyük evet. ee, aslında biraz e, gelir orta gelir e, seviyesine sahip kişileri hedefliyorlar e, fakat bu noktada işte kişi de sadece o anın büyüsüne ya da yapacağı evin hayaline kapılıp araştırmadan aldığında da tabii bazı resmi sıkıntılarla sonradan karşılaşabiliyor Bunu en yakın e, hobi bahçelerine yapılan ee, kaçak ruhsatsız evlerin yıkımlarıyla bizzat yaşadık. Örnek Silivri. Ee, Silivri'de 2016 yılında şöyle bir örnek vereyim size. Biz 40'lar elindeydik o dönem. 40'lar ee, Kırklar elinde arsa satıyorduk. O dönemde Silivri'de izseli o bir bahçeleri satılıyordu. E ee, şimdi yatırımcı mantığıyla bakın. Ee, yatırımcı çok basit, saf bir niyetle aslında diyor ki ya ben bir toprak parçası alacağım. Çok büyük bir mevzum yok benim yani. Bir toprak alacağım. Üzerine bir ev koyacağım. Hafta sonuna gideceğim geleceğim. Niyet çok temiz. E şimdi bakıyor yatırımcı. Şimdi kırklar elinde daha pahalı. Silivri de daha ucuz. E Silivri İstanbul tapu. Ben niye gideyim kırklar eline şimdi? Mantıken bunu düşünüyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada o zaman aldığı o hisseli yere yaptığı kaçak yapı Bugün yıkılmış vaziyette, kanunen de ne yazık ki kendini savunabileceği bir platform yok. Çünkü da burada hukuk, tabii ki avukatımız da olsaydı eminim çok daha iyi açıklardı. Fakat hukukun karşısında burada zaten yasa dışı bir işlem yaptığı için oradaki maddi ve manevi zararını karşılayacak hiçbir durum olmuyor. Kırklar elinde o dönemde imarlı arsa alan kişi evini de yapmış oluyor, enflasyonun üzerinde yatırımını da yapmış oluyor. Kafası, evini dahi yapmasa bugün çok iyi tabii para kazanmış Evini yapmayan ihtimalle. da hani çok ciddi anlamda gelir gelir elde etmiş oluyor. Yani burada dediğim gibi yine beklenti çok önemli. Siz de söylüyorsunuz. E, bedava e, peynir fare, fare kapanı. kapanında bulunur. Evet. Gerçekten e, o, çok iyi araştırmamız lazım bu konuları. Tarla ile arsa arasındaki farkı bir net olarak açıklar mısınız çok izleyicilerimize? Net, çok net. Arsa üzerine inşaat yapılabilir, tek tapulu, e, bütün terkleri yapılmış e, bir toprak parçasıdır. Tarla da tarıma ayrılmış, tarım yapılması gereken toprak parçasıdır net bu kadar net yani peki şimdi bir e, hobi bahçelerine e, girdik ya e, işte e, tekrar hobi bahçeden çünkü e, o kadar çok çoğaldı ki bu işi yapanlar evet. pazarlayanlar mantar gibi türediler hı hı. E, sosyal medya üzerinden işte her dolaştığımıza karşımıza artık onlarcası hı hı. yüzlercesi hatta çıkıyor. Ee, hatta işte yukarıda çay içerken size de gösterdim. Ee, evet. arsa diye pazarlıyorlar ama tarla niteliğindeki hatta özür dilerim. Toprak da vermiyorlar değil mi? Evet. Kooperatif üyeliği veriyorlar. Evet. Yani iyi niyetli yatırımcımız evet. toprak aldığını zannedip e, aslında Kooperatif üyeliği Üyelik aldı. Üyelik alıyor. Yani Peki burada... diyelim ki aldı. <laughs> kooperatif üyeliği aldı. Evet. Ee, üyeliği aldıktan sonra belediye ceza kesmedi <laughs> diyelim. O şeye, organizasyona. Yarın öbür gün e, bakanlık, çevre şehircilik, evet. tarım bakanlığı bu konuda e, mutlaka ve mutlaka bir tepki gösterecekler. Hı <laughs> hı. Ee, yıkım kararı ve para cezası da ee, evet. gelme ihtimali çok yüksek değil mi? Olabilir ihtimal dahilinde o zaman da kooperatif Peki bu hisseyi, şeyi, kooperatif üyeliği alanlar kooperatife ortak olmuyorlar mı? Tabii Aslan. ki yani bunun avantajına ortak oldukları gibi dezavantajlarına da ortaklar. Yani kooperatif mantığı çok basit anlamda şu yani ee, birbirini tanıyan kişilerin bir araya gelip bir ortaklaşa bir kuruluş kurup ortaya bir ürün çıkarma arzusundan doğan bir yapı bu kooperatif üyeliği. Ama burada şöyle gördüğümüz üzere incelediğimiz üzere zaten bir kooperatif kuruluyor. Ortaya bir proje sunuluyor ve alan kişiler arsa, arsa aldığını zannediyor. Şimdi burada ben kooperatiften hisse alabilirim. Tabii ki paramı böyle değerlendirmek istiyorum hiç problem değil değerlendirsin sadece on alırken arsa aldığını zannetmesin ve bizim altını çizdiğimiz nokta bu arsa başka bir şey kooperatif üyeliği başka bir şey tarla başka bir şey bunları hobi bahçesi bambaşka bir şey e mesela hobi bahçesi adı üstünde Aslında hobi bahçesi e, belediyelerin hani İstanbul'da da yaptığı bazı uygulamalar var ya böyle bostanlar e, ayarlıyorlar. insanlar orada işte biber, domates hmm. vesaire ekiyorlar. Çok Ama güzel. yaşam alanı değil. Yaşam alanı değil. Çok güzel, çok iyi niyetli oluşturulmuş ve bence çoğaltılması gereken bir proje. Kesinlikle. Hobi bahçesi de böyle bir şey. Yani insanların bu olaya böyle bakmaları lazım. Ha ben 200 metrekare bir hisse aldım. Buradan benim e, para kazanmak, yerleşmek gibi bir niyetim yok. Ben ekip biçeceğim. Ee, domatesimi, salatalığımı yetiştireceğim. Gideceğim hafta sonları oradan toplayacağım, evime getireceğim. Niyet buysa doğru bir yatırım, az bir para e, harcarsınız, arsa'ya verdiğiniz parayı vermemiş olursunuz, daha az bir para harcarsınız, oradan mahsul elde Eşitiniz edersiniz. geçtiğimiz zaten bir konumuz vardı, Bursa'dan e, çok değerli bir uzman doğuda, Kurtuluş geçmiş hı hı. beyefendi. E, o çok güzel bir örnek vermişti. Bulunduğumuz yerde belediye. Böyle bir tesis yaptı, İnsanlara kiraya veriyor. Buradan da belediye ek gelir elde ediyor. Yani vatandaş buraya geliyor, hobi bahçesinde vakit geçiriyor, konaklamak isteyen konaklıyor, kiralarını ödüyorlar. Resmi olarak suları var, belediyenin getirmiş olduğu işte elektrikleri var. Ancak burada kurallara uyarak yapılıyor ve belediyenin tahsis etmiş etmiş evet. olduğu bir yerde. Bizim önemli, acayip resmi bir kurum tahsis ediyor. Yani bu çok önemli bir şey ve çok güzel bir uygulama. Umarım Türkiye'nin birçok yerinde bu uygulama evet. yapılır. Çünkü e, biraz önce de sizlerle konuştuk. Bundan bir beş yıl önce iklim krizi, gıda krizi böyle bize böyle hani kulağımıza çalınıyordu ama hani çok üzerinde durduğumuz Şehir terimler gibi. değildi. Evet böyle sanki sadece bilimsel makalelerde geçen terimler gibi geliyordu kulağımıza. Ama artık bu tehlike çok daha yakın. Dolayısıyla tarım arazileri çok daha önemli ülkemiz için ki bizim Kesinlikle. ülkemizin her yerindeki topraklar çok verimli topraklar o yüzden e, aldığımız toprağın e, ne olduğunu çok iyi bilelim yani burada e, tarım verimli bir tarım arazisini bölerek parçalayarak üzerine bir e, şehir kurarak e, parçalamak aslında pek de iyi değil yani bizim geleceğimiz için de iyi değil e, ama işte maksat eğer yatırımsa ee, bütçe buna el veriyorsa ben tabii ki yatırımcıyı arsadan ya da tarla alacaksa da tek tapulu tarladan yana hakkını kullanmasını öz, yani önemli tavsiye ederim. Ee, diğer türlü hem e, tarımın geleceği için hem de yatırımın karşılığı noktasında pürüzler yaşa yaşanabilir. Ee, peki. Ee, yine hobi bahçelerine döneceğim ben. Ee, 2020'de bir ek madde getirin i̇şte hı hı. şeye toprak koruma kanununa. Ee, siz de o zaman aktif bu işi yapıyordunuz zaten. Hı hı. Ee, o zaman e, sizin tepkiniz ne olmuştu? Bu hobi bahçeleriyle alakalı. E, hobi bahçelerinin yapılmasıyla alakalı mı? Kanun ek maddeye tepkiniz olmuş muydu? Ya şöyle, e, biz zaten tamamı imarlı, ifrazlı ve müstakil tapulu arsa projeleri yaptığımız Bana için... Ne ya. Yani bizi pek ilgilendirmedi bu kısım açıkçası. Bizim zaten tasvip etmediğimiz bir uygulamaydı. E, ve ben bunun e, bir süre sonra daha da zorlaşacağını, e, daha da kıstırılacağını düşünüyorum. E, mesela... 2014'e kadar istediğimiz istediği gibi kişiler tarım arazilerini bölebiliyorlardı. 2014'te bu kanun çıktıktan sonra en az 20 dönüm olması şartı getirildi. Şimdi bu daha da arttırıldı. Şimdi de mesela imarlı alanlar içerisinde de köylerde en az 40 dönüm şartı getirildi. Bunu bu ne demektir? 40 dönümün altında bir yeri Yapılaştıramazsın, Üzer, imar planı yapamazsın üzerine yapı kuramazsın. Bu mesela direkt olarak bizi ilgile, ilgilendiren bir Doğru. uygulama. E, fakat bu noktada yine bizim için bir problem yok çünkü gerçekten ülkenin geleceği için e, köy yerleşimlerinin de çok ciddi anlamda korunması gerekiyor. E, evet biz yeşil Vadi olarak sadece imarlı yerlerde çalışıyoruz ama her yerde imarlaştırılırsa e, bu yine problem. Dolayısıyla bunun kontrollü gitilmesi lazım. Önceden e, bu daha belediyeyle direkt çözülebilen bir işlemdi. Şu anda direkt bakanlığa bağlı. Hatta bazı bölgelerde e, örneğin Çanakkale, e, Kültür Bakanlığı da devreye giriyor. Çünkü turizm e, alanı e, bir yer, kültürel çok fazla şey var. Dolayısıyla artık daha zor. Bunun sonucu nedir? Arsa üretimi zor. Arsa üretmek çok zor. Bu yüzden de zaten bu tarz varyasyonlar çok çıkıyor. E şimdi arsa üretimi bu kadar kısıtlıyken e, insanlar da toprağa bu kadar talep gösteriyorken kısıtlı olunca tabii maliyet de yükseliyor maliyet değil mi? Maliyet yükseliyor. E tabii değeri de çok yükseliyor. Evet. Ee, o yüzden o, bu hobi bahçeleri ya da tiny house'lara biraz daha talep çok talep arttı. çok. Talep çok olunca da bazı uyanık e, meslektaşlarımız hı hı. kooperatif kurarak Evet. Ee, yani, bu satışları yapıyorlar. E, bu işte tabii çok son dönemde çok fazla yeni girişimciler de bu işe e, girdi. E, mesela çok fazla yeni arsa firması oluştu. Ee, Aslı Hanım geçen <laughs> gün bir şeye e, yine sosyal medyayı takip ediyorum devamlı. E, tiny House üreticileri de bu işe girdiler. Evet. Ve Tiny House üreticileri e, bu işi yapanlardan daha bilir kişi olarak açıklama yapmaya başladılar. Evet. O da bizim acayip e, aslında gidiyor. mesela bakın tiny house biz tiny house projesi hiç yapmadık e, yapmıyoruz da e, ama mantıken e, mesela hobi bahçesi gibi mesela niyet iyi aslında temelde fakat dönüştürüldüğünde sıkıntı oluyor. Tiny house'da da aslında niyet çok iyi. Şimdi neden? E, Pandemi de gördük şimdi bu, hepimiz binalara sıkıştık e, apartmanlardan çıkamadık e, şimdi benim bir e, gezen bir evim olsa, mobil bir evim olsa istediğim e, yere çekebilsem Orada böyle bir hafif toprakla ilgilenebilsem niyet çok temiz. Fakat onu sen Uygulama tarım da, arazisine koyarsan evet. orada sıkıntı oluyor işte. Tarım arazisi olmamalı o. Oraya dikkat edilmesi lazım. Yani B, sanırım B2 ehliyetine de sahip olması lazım. Evet. Tayna evet, olsun Alıcılar. evet. Aklımda kaldığı kadarıyla yanılıyor da olabilirim. Farklı ee, bir ehliyet tipinin olduğunu ben de duydum. evet. E, ama yani şimdi Tiny House e, kullanıcılarının ben B2 ehliyeti olduğuna da inanmıyorum yani. Çünkü e, onu hareket ettirmiyorlar. Evet doğru sabitliyorlar. Sabitliyorlar. Sabitliyorlar işte problem zaten burada başlıyor. Yani e, oraya yerleşik bir düzen kurulmaya başlanıyor. E, bir yerden sonra şimdi şöyle düşünün. Hani e, bir... 2, 3 şimdi bu sayılar da e, anormal sayılar 10 e, tane house'luk 20 tane house'luk da değil yani 50, 60, tabii, 100. Tabii, tabii, tabii. Hepsinin orada yaşamaya başladığını düşünün. Zaten o zaman problemler başlayacak ve bunun bir denetime ihtiyacı olduğu hasıl Şöyle, olacak. Öyle. Biz ee, geçen hafta, hafta bir öngörümüz. araştırmamızda yani e, evet dediğiniz gibi böyle 100 ve üzerinde bir tiny house bir araziye koyduğunuzda tarım arazisine koyduğunuzda öncelikle tarım arazinin niteliğini kaybediyor. Evet. Sonra çevresel kirlilik başlıyor. Evet. Atık sular, Yazık ki çöpler, evet. e, kanalizasyon, kaçak elektrik alıyorlar. Bunun nasıl yaptıklarını da öğrendik. Bir e, bu kooperatifi organize edenler bir tane yasal saat alıyorlarmış oraya. Nasıl aldıklarını da bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Sonra dağıtıyorlarmış ve süzgeç koyup o elektrikten de kar elde ediyorlarmış. <laughs> E yollar yapılıyor haliyle. Evet. Parseller arasında yollar evet. oluyor. Yani arazi arazilikten çıkıyor. Ekolojik denge bozuluyor. Yani onu tekrar dönüştürmek, hayata dönüştürmek de çok zor. Çok ya. zor. Evet. Çok çok uzun yıllar geçer. Evet. Yani bizim yani benim ömrümün yeteceğini ben düşünmüyorum. Mesela bu tarz uygulamalar için ekoturizm imarı var. Ekoturizm imarı alınan yerler, tarım arazisi olmayan topraklar ve doğal güzelliklerin olduğu bir bölgede ekoturizm imar çalışması var. Mesela konut imarı, ticari hmm. imar, ekoturizm imarı gibi. Mesela ekoturizm bölgesinde böyle bir çalışma yapılıyorsa şayet, e, kooperatif de gerçekten hani e, yönetmesi zor bir şeydir ama hani e, gerçekten sistemi çok güçlü e, inandığınız, güvendiğiniz güçlü bir yapıysa tercih edilebilir. E, ama dediğim gibi iş tarım arazisine girince, oradan tarım arazisinden hisseye dönünce, kooperatiften üyeliğe dönünce orada sıkıntılar başlar. E, ama mesela ek, ekoturizm imarlı bir yerde böyle bir tiny house projesi ya da e, biz mesela e, kendi şirketimden örnek vermek istiyorum, biz bir e, ekoturizm imarlı bir bölgede. Bungalow projesi hayata geçirdik ve burada bizim mesela e, kıstaslarımız şimdi biz e, tabii ki isteseniz piyasayı takip ediyoruz. İnsanların niyeti çok temiz, insanlar sağlıklı yaşamak istiyorlar, şehirden uzaklaşmak istiyorlar ve bunu gerçekten e, başları ağrımadan yapmak istiyorlar, e, uygun bir şey, ödeme koşullarıyla sahip olmak istiyorlar. Şimdi burada satışların şöyle olduğunu gördük piyasada. E, i̇ki yıl içerisinde yapma zorunluluğu var, yoksa projeden çıkarılıyorsun. E, i̇şte e, bu tarz böyle değişik e, yaptırımlar, e, var. yaptırımlar hı hı. var. E şimdi burada e, tapu problemleri atsafa da piyasada e, tapusunu alamıyor kişi belki bungalovunu ya da house'un siparişini veriyor elinde bekliyor çürüyor ya da ne bileyim e, sipariş veriyor ama parayı e, her geçen gün fiyatlar arttığı için ona yetişemiyor bu tarz bazı mağduriyetlerin söz konusu olduğunu gördüğümüz için biz dedik yani biz buraya yeşil vadi olarak taşın altına elimizi koyuyoruz burası imarı neyse uygun olan neyse buraya o şekilde bungalovları yeşil vadi olarak biz yapıyoruz bunu böyle şey araya taşeron firma koyarak da değil e çünkü o zaman aradan çekiliyor ana firma hı hı. E aradaki firma ile muhatap kalmak zorunda kalıyorsunuz sözleşmeyi başka firma ile imzalıyorsunuz. E, muhatap olduğunuz başka bir firma asla probleminize çözüm e, olabilecek kişilere ulaşamıyorsunuz e, arada kalmış oluyorsunuz dolayısıyla bunlara da hepsini ortadan kaldıralım e, ve bu şekilde insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje oluşturalım dedik kolay değil tabii ki bunu yapmak çünkü gerçekten e, bir risk alıyorsunuz bir başka bir şekilde ortaya çıkıyorsunuz ama bizim aldığımız dönütler gerçekten çok iyi bu projede. Çünkü insanların asıl ihtiyacı olan şey bu. Bence bu işi yap, yapmak isteyen, toprak işiyle uğraşmak isteyen, insanlara müstakil hayata kavuşturmak, toprağa kavuşturmak isteyen firmalara Bunun bir yolu var. diyorsunuz. Bunu öneriyorum. Yani e, bu şekilde yapsınlar. Yani hepimiz yani biliyorsunuz birçok yerde kuyumcular yan yana çalışırlar ve o evet. çalışabilirler. Biz de hepimiz etik bir şekilde, ahlaki bir şekilde bu meslek grubunu sürdürülebilir ve Kaliteli bir meslek grubu haline getirebiliriz. Sadece işi kuralına, kaidesine, kanunla uygun bir şekilde yapmamız lazım. Siz Bu zaman, işin, e, özür dilerim, ben özür dilerim kusura bakmayın, e, Rafet Bey yönetim kurulu başkanımız hep şöyle der. Biz e, kısa mesafe koşu, koşucusu değiliz. Biz maratoncuyuz, bizim yolumuz çok uzun. Dolayısıyla e, bizim planlarımız bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık hadi talep var bunu yapalımlık değil bizim planlarımız bugün 25. yıl olduğu gibi 50 yıllık, 75 yıllık, ben ikinci nesilim, üçüncü belki üçüncü nesil, belki dördüncü nesil, beşinci nesile kadar uzansın istiyoruz. Çünkü biz çok güzel bir iş yaptığımızı ben üniversiteden mezun olup işe başladığımda anladım. Benim babam evde çok iş konuşan bir insan değildir. Ev ev, ev, ev evdedir iş, işte'dir onun için. Hiç bilmezdim o yüzden. okuldan ayrılıp işe geldiğimde, mezun olup işe geldiğimde İnsanların memnuniyetleri, ettikleri dualar ve hani dede, oğul, torun şekilde nesilden nesile yapılan alışverişler. Dedim biz harika bir iş yapıyoruz ya bunun geliştirilmesi lazım. Bunu daha da ilerletmemiz lazım. Ve biz hep ablam da bu işin içerisinde iki kez daha ortağımız e, Cihan Bey oğlu ve biz bütün aile. Benim eşim, e, kuzenim onun dışında biz çok çalışma arkadaşlarımla aile gibi olduk. Biz hep bu aşkla bu şevkle. Bu işin içerisindeyiz. Sizin bize ulaştığınız gün de e, attığınız mesaj bize e, siz izleyenlerle paylaşırsınız. Beni çok mutlu etti. Yani dedim ki ayrı tutulmak tamamdır. O zaman ben doğru yoldayım. İstediğim şey buydu, bunu duymakta Doğru yoldayım. Bu yoldan da devam edeceğim demiştik yani işin var evet. O bizi çok motive etti. Hak ettiğiniz için o yorumu yaptım çünkü ben de aynı sektörün içerisindeyiz evet. sizle. Biz de yani değişen bir şey yok. Siz sizin uzmanlık alanınız arsa evet. geliştirmek, arsa arazi. Doğru. benim uzmanlık alanım farklı olabilir ama yine çatıya baktığımızda yine gayrimenkul, gayrimenkul sektörünün içerisindeyiz. Hak ettiğinizi gördüm. Öyle inandım. İyi ki de gelip sizinle tanışmışım. Teşekkür ederiz. Neden sizi ben davet ettim eee Aslı Hanım? iyileri alkışlamak gerektiğine inananlardanım. Yani benim alkışlamam sizin için çok bir şey ifade etmeyebilir o ayrı bir şey ama kamuoyunun alkışlamasını sağlamaya evet. çalışıyorum. Ben e, iyileri göz önünde yani göz önüne çıkarmak gerektiğine inanıyorum. İyiler arka planda kalmasın. Evet, zaten edersin. bu işi ahlaksızca özür dilerim izleyicilerimden de özür dilerim. E, ahlaksızca yapanlar kolay paraya hedefleyenler e, kendilerini zaten, e, inanılmaz şekilde para basarak kendi reklamlarını yapıyorlar. Hı hı. Onların da farkındayız. Hı hı. E, ama iyilerin buna ihtiyacı yok gibi mütevazilik yaptıklarını gördükçe, hayır mütevazilik yapmayacaklar. İyiler, iyiler ön planda olacak. Çünkü bu iş nasıl yapılır göstermek zorundasınız. Doğru. Tüketiciye bu, e, de göstermek bu zorundasınız. Bu üzerimize bir vazife aslında. Kesinlikle. Yani e, biz bize danışmak için arayan. Ee, insanlara, e, satın almak için gelen insanlara satıştan önce zaten bir danışmanlık sürecimiz oluyor. Biz istiyoruz ki müşterimiz e, mevzuatı öğrensin. Her yerden araştırsın <laughs> ve o şey o bilinçle yatırımını yapsın. Benden ya da başka bir yerden. Çünkü bizim işimizde gayrimenkul işinde özellikle üretici bir firmaysak e, iş satıştan sonra başlıyor. Satış bizim işin en kolay kısmı İsa Bey. Yani Yeşil Vadide satış problemi yoktur zaten. Bizim işimiz, bizim işimiz satıştan sonraki süreçte başlar. Nedir? Kişi üzerine ev yapmak ev yapılıyor dediniz. Ev yapmak istiyorum. Haydi bakalım. Yalan mı gerçek mi? Teste tut abi tutuyor. Evini yaptığımız birçok müşterimiz var. Satmak istiyorum bu yeri. Kendim ilana koyacağım. Tabii ki buyurun satın. İmarlı, ifrazlı, tek tapulu göğsünü gere gere ilana koyuyor. Tek başına da satıyor. Yok benim hiç ilanla milanla uğraşamam. Siz satın. Tabii ki efendim. Bizim çünkü malımız o kadar kıymetli ve arkadan yenisi üretilmesi o kadar zor bir mal ki. Te üretim İki... olmayan tek Aynen şey öyle. ürün. Bir kere yaratıldı evren artık. Evet. ikinci kez yaratılmayacak. Evet. Dolayısıyla sınırlı sayıda zaten bir toprak var. Ve şu anda da kanunlar çerçevesinde de. E, kısıtlamalar, üretim zor olduğu için e, ikinci bizim de işimize gelen müşterinin de işini kolaylaştıran bir alana tekabül ediyor. Şimdi ben problemli bir mal satsam müşteriye, müşteri 3 yıl, 5 yıl sonra geri geldiğinde bunu sat benim hastam var ya da iyi, iyileri konuşalım. E, oğlum kızım evlenecek ya da kendime ev alacağım artık dediğinde e, telefonlarını açmamaya başlarsak Yok ben bu yeri satamamlar başlarsak. Kendin satlara başlarsak müşteri zaten bizi tercih etmemeye başlayacak. Hatta şikayetler, sosyal medyada linçler gibi mevzular başlayacak. E biz buna çok hassas bakıyoruz. Şeye de baktım şikayet var diye bir site var ya oraya evet. da baktım hakkınızda bir tane şikayet yok zaten. Bu <laughs> evet da... bu da bazen problem oluşturuyor. Niye yok diye soruyorlar müşterilerimiz. <laughs> yani şimdi elimizden geleni yapıyoruz. bu kadar övdüm ya Aslı Hanım. Yani Estağfurullah. Şimdi beni, benim sevmeyenim de çok. Sevenimden daha çok sevmeyenim var. Çünkü... E öyle foyalarını ortaya çıkarmak gibi bir huyumuz var. Şimdi diyecekler ki kaç para aldılar yeşil ağaçtan acaba? <laughs> Çok para aldık arkadaşlar. Uf, nasıl taşıyacağız bilmiyorum. <laughs> Ticari bir ilişkimiz yok şu an. Asla yok. Evet. evet. Ee, kooperatif usulü üyelik yapmadınız. Satış hı hı. yapmadınız. Yapmadık. Ee, yani babanızla da konuştum tabii hı hı. Ki neden yapmadığını e, bu geleneği neden sürdürdüğünü açıkladı ama ee, bir de sizden duyayım. Yani. Neden yapmadınız siz öyle bir şey? E biz onunla uğraşamayız dedik ya. <laughs> Gerçekten yani, samimiyetle çok karışık bir kere. Yani e, yönetilmesi bence çok zor bir iş. Aslında e, çok basit gibi görünüyor. Dışarıdan öyle görünüyor. Evet satışlar çok güzel, çok kolay, e, çok ulaşılabilir rakamlar. 150 bin, 200 bin, 300 bin hani... E, Toprak geliştirmiyorsunuz. Geliştirmiyoruz, evet. Sattığımız şey toprak değil, bir hisse. Evet. Ee, birlikte, hani herkesle birlikte bir projeye girip. Bir tane örnek parsel yapıyorsunuz, peyzajını yapıyorsunuz, konteyneri evet. konduruyorsunuz. Evet. Al, alın size o bahçesi diye satıyorsunuz. Biz işte. ön göremediğimiz, sonunu göremediğimiz yola hiç girmedik. Burada da girmiyoruz. Peki son dönemlerde Kıbrıs furyası başladı aslında. Yani işi de biraz ciddi şey, konulara getireyim de. E, ee, sizin de kulağınıza gelmiştir muhtemelen. Hı hı. Yani Kıbrıs'ta hisse. Evet. Buradaki hisse satışları hisse satmıyorlar aslında. Ee, olasılık satıyorlar. Hı. Bir artı bir daire e, getirili, getirili, hisse. Evet. Şimdi yani kaç yıldır emlak sektöründeyim dediniz siz? Bu ben sektörün. şahsen 12. Yaşım. Şahsen 12. Evet. Hı hı. E, ben de 20 küsür 30'a yakın oldu. Yani tam söylemeyeyim de yaşım çıkacak ortaya. <laughs> E, bugüne kadar hiç böyle bir satış stratejisi gördünüz mü hiç görmedim Ben de hiç görmedim evet. yani daire getirili arsa e, işte bir artı bir öyle şeyler görüyorum Evet ama ben bile bilmiyorum yani nasıl yapıyorlar muhteşem geliyor kulağa değil mi ama e, nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok Ankara'da bir firmaya <laughs> yazıştım bu konuyla alakalı Daha doğrusu onlar pazarlıyorlar Ankara'da Kıbrıs'ı da geçtik artık Ankara'da 3 artı bir Daire garantili hisse diyorlar. Hmm. Onlarla görüştüğümde imar alanı içerisinde dediler. Dedim ki yani burası arsa değil mi? Hı hmm, daha dönüştürülmemiş. Daha değil. Tarla basında evet. Ankara'da. Ee, ama dediler işte çok kısa zamanda burası imar planının içerisine girecek. Peki siz kimsiniz? Nereden biliyorsunuz? Evet. Yani hani bu işin içinde bir şey var evet. dediğimizde. Yok siz bize güvenin. Ben şimdi gölge müşteri yapıyorum ona evet. yani müşteriymiş gibi. Tamam güveneyim karşılığında ne vereceksiniz güven benim hı hı. güvenimi almak için. Ee, biz size 500 metrekarelik şey vereceğiz. Hisse. Pay vereceğiz. Ee, karşılığı da 500 bin lira yani 500 metrekare çok tatlı geliyor yani şimdi. Tabii ki çok bir, kulağa çok güzel geliyor. Evet 3 artı bir daire olasılığı var. Evet. Ee, ya böyle bir satış stratejisini düşündünüz mü? Hayır. Ee, bu da çok kolay. Yani çok bundan kolay. da bundan ee, da çok iyi e, ikna edersiniz. Ya işte bizim ben olayımız. Ben babanızla evet. ikna etsem aslında babanızla. <laughs> 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 Babamı asla ikna edemezsiniz bu konuda. İşin esprisi <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tabi. şöyle söyleyeyim size. Eee Tabii ki mesela biz arsa üretip satan bir firma olarak e, dışarıda e, bu işleri yapan insanların satışlarının hızları işte e, bilmiyorum gösterilen gerçekte böyle mi? Ama hızları tabii ki bazen etkileniyorsunuz yani. Hani nasıl oluyor ya yani insanlar? Ben bir firmanın geçen ayki net karını öğrendim. Hı hı. 600 milyon lira. helali hoş olsun. Master Franchise'ine gönderdiği. Royalty bedeli 60 milyon lira. Yani %10'u gönderdiği için 600 milyon ortaya çıkıyor evet. yani. Evet. Ayrıca. Yani bu, bunların e da çok özür diliyorum aslanım, bunların da bu rakamlarında aslında e, kayıt dışı rakamlar olduğunu da biliyoruz. Hmm. Yani vergilendirilmemiş kazanç bunlar. Buradan da zaten yet gerekli girişimlerimizi yani Hı -hı. program olarak ben e, evet. gerekli girişimler yapıldı buradan da zaten gerekli yerler duyuyordur Muhtemelen evet. <laughs> e, duymazlarsa tekrar duyuracağız bizim sektörümüzde inanılmaz bir şey e, başladı Çok enteresan bir e, e, aç gözlük başladı Aslaım e, bir, bir tane yine çok uluslu markanın bir tane e, freizi e, düne kadar işte kiralık versem satış yapsam hı hı. derdindeydi. E, dün yani çok kısa bir süre önce 50 milyon lira hizmet bedeli gösterdi. Hı hı. Nereyi sattığını hiç kimse bilmiyor yani. O, o nereden geldi o para belli değil evet. ve dünya birincisi oldu o marka içerisinde, global anlamda. Hı hı. Şimdi bu da ahlaksızlık, sahte raporlama çünkü. Hı hı. Yani bu da ahlaksızlık. Anladım. Ya yani bizim sektörümüzde çok var. İnşallah. Yani. Yani bu sektörde tabii e, Taşınmaz ticaret yönetmeliği çıktı işte. Hı. E, işte sektör bir ivme kazanacak falan filan deniyor ama. E, İnşallah. Ben yani benim e, inancım yok aslında. E, ben genç olduğum için birazcık daha umudum var. <laughs> umut etmek istiyorum. E, şöyle ki e, çünkü biz çok iyi bir iş yapıyoruz. İsa Bey, ben hani gerçekten insanlara çok güzel e, hayallerini gerçekleştirebilecekleri yol arkadaşı oluyoruz ve biz e, insanların hayatlarında belki de o parayı bir kere o hale getirebilecek o adam yani ya da kadın bize getirdiği para gayrimenkul temsilcileri olarak söylüyorum e, bize getirdiği parayı belki hayatında bir kere kazanıyor taş patlasın iki kere kazanıyor e, onu çok iyi değerlendirmesine. O sorumlulukla yani o vicdani seviyeyle yaklaşmamız gerekiyor. Diğer türlü e, ben satayım da gerisi beni ilgilendirmez kısmı o zaman ülkemiz içerisinde işte emlakçı deyince böyle insanların tüyleri diken diken oluyor ya bu böyle olmaya devam edecek. Bunun böyle olmaması lazım. Yani şu anda Amerika'da Avrupa'da birçok e, gelişmiş ülkede emlakçılık çok saygın bir meslek. Evet. E, çok e, kendi bürolarında tapu teslimi yapılabilecek kadar güven teşkil eden bir meslek grubu. Evet ama tabii bir sürü kural ve kaidelerle çevrili etrafları. Burada çok daha serbest mesleğin tam karşılığı. Bizim arkadaşlar orada yapamazlar bu mesleği. <laughs> çünkü yani onları oynayacak alan bırakmaz çünkü. Evet yani biraz oradaki... o da var. Doğru söylüyorsunuz. ama yine de burada bir işi alıyorsak elimize sonuna kadar vicdani hassasiyetlerimizi elden bırakmamak gerekiyor. Aslanım, oradaki lazım. meslek temsilcileri de aslında mesleğin içerisinden gelmiş, kültürünü bilen insanlar Tabii. ama bizim meslek temsilcilerimize bakıyoruz. Bizim mesleğin içinde olmayan insan. E, Tabii sizin e, meslek odanızın başında yani. Hı hı. Yani bu da tezat. Anladım. Anlatabiliyor muyum yani? Tabii e, burada bir de şöyle de bir e, önemli bir husus var. Bizim mesleğin bir okulu, üniversitede daha yeni bir bölümü açıldı. E, onun çok geliştirilmesi lazım. Orayı ee, da eleştirdiğim kısım, ben çok doluymuşum Allah'ım <laughs> Allah'ım. Ya ben konuk oldum bugün sağ olun sayenizde. Ben de sizden <laughs> Orayı da eleştirdiğim bir konu var. Emlak ve emlak yönetimden mezun olanlar iki yıllık olduğu için o okulda ya da herhangi bir üniversitede öğretim görevlisi olamıyorlar. Evet, tabii. Yani şimdi nasıl bu mesleği nasıl tabii bu ilerleyecek mesleği bu bölüm? Öğretecek, öğrencileri yetiştiriyorsunuz ama bu mesleği öğretecek evet, çok mantıklı, öğretim görevlisi çok gelmiyor. Şimdi bazı şeye bakıyorum, kürsü başkanlarına, işte fakülte başkanlarına. Onlar da tabii kızmıyorum onlara. iyi bir şey yapmak için hı hı. mücadele ediyorlar ama işte bit eee beyefendi işte ziraat mühendisi hı hı. şimdi ziraat mühendisi emlak yönetiminin evet. başında e bu da yanlış. Evet. E, e, çünkü yetkin e, dediğiniz gibi e, öğretim görevlisi çıkarılacak kadar bir e, örgün bir eğitim sunulmadığı 4 için. Dört yıllık yapmaları e, tabii lazım. Tabii ki öyle. E, bu çok önemli. Yani Çünkü çok büyük paraların döndüğü bir sektör burası. Bunun çok iyi yönetilmesi ve çok kontrollü yönetilmesi gerekiyor. E, çok büyük para dönüyor doğru söylüyorsunuz. Verilerle konuşacağım evet. yine. Yıllık 150 milyar doların altına inmiyor. Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. Yani büyük rakam. Çok. Ee, şimdi büyük Türkiye rakam, ekonomisinin de çok büyük bir parçası aslında. Kesinlikle. Bir. Konut, gayrimenkul evet. alım satımlar. Büyük ee, rakam olduğu için de bazı art niyetlerinde salyaları çok akıyor. Işte i̇ster hastanın. istemez. Evet. Tabii her sektörde her var sektörde bu. Her sektörde olduğu evet. gibi ama evet. bizim bizim sektörümüzde çok daha kolay. Evet. Ola işte, Biliyorsunuz yani. E, sınırlar çok net belli olmadığı için. Evet. Peki e, konuyu yine işinize getireyim ben. Ben Buyurun. Konukluktan çıkayım. <laughs> e, arsayı nasıl geliştiriyorsunuz? Yani yeri nasıl ediyorsunuz? arz talep üzerine Hı -hı. mi geliştiriyorsunuz? Bölgeyi siz mi seçiyorsunuz? Bu bu konuyu biraz bana anlatır e, mısınız? İsa Bey, şimdi biz e, 25 yıllık bir geçmiş olduğu için insanların ihtiyaçlarını çok e, iyi analiz ediyoruz. Bizim çıkış noktamız insanların ihtiyaçları aslında. E, örneğin pandemi sürecinde ilk firmayızdır diyebilirim yani doğayla iç içe proje üreten daha hiç bunun foryaların hiçbir başlamadan biz Demirköy'de çalışmalara başladık İğneada Demirköy'de hı hı. E, çünkü insanları çok iyi dinledik ya yani insanlar kaçmak istiyorlar orman istiyorlar önceden deniz istiyorlardı çok evet. fazla deniz istiyorlardı artık orman e, köy istiyorlar önceden mesela e, biz 5 yıl öncesinde özellikle peşinde olduğumuz işler işte devlet projeleri, sanayi, göç alınan bölgelerken pandemiyle birlikte artık daha müstakil yaşayabilecekleri, daha az insanın olduğu, doğayla iç içe ve resmi olan resmi arsa çıkarılabilir yerlere odaklandık. Tabii son zamanlarda arsa öğretiminin zorluğu bizim alanımızı birazcık kısıtlamakla birlikte yine insanların ihtiyaçlarını ciddi anlamda karşılayabiliyor seviyeye geldik. Bizim bu işi kurarken Rafet Bey ve Cihan Bey'in oluşturduğu bazı kırmızı çizgiler var, bazı prensipler var. Nedir bunlar? Mesela kurarken demişler ki biz asla hisseli yer satmayacağız. Bu bir. İkincisi asla tapusuz Tapusu çıkmayacak, belirsiz yer satmayacağız. Üç, işte biz taksitle yer satacağız, ulaşılabilir olacağız. Ve dört, sadece tek bir kitleye hitap etmeyeceğiz. Yani bizim sınırlı bir kitlemiz olmayacak. Örneğin sadece lüks e, ya da sadece üst gelir grubu değil. Biz her gelir grubuna, üst gelir grubuna da, orta gelir grubuna da, alt gelir grubuna da ...yer üretmeye gayret edeceğiz şeklinde maddelerle bunları oluşturmuşlar. Ve biz de hala bu şekilde devam ediyoruz. Örneğin işte o yüzden biz faaliyet alanlarımız yavaş yavaş genişliyor. Bundan 5 yıl önce Kırklareli bölgesinde 36 aya kadar taksitle arsa satabiliyorken bugün orada mümkün değil... Ee, ...zaten o şartlarda arsa satamayız... ...çünkü geldiği nokta çok üst bir nokta... Üretmekte zor. Üretmek çok zor, arkası yok... Ee, ...maliyetler artık daha yüksek... ...o zaman o, o gelir grubu peki ne yapacak daha alt gelir grubu, orta gelir grubu onların da toprak yatırımı yapması lazım. O zaman birazcık daha iç Anadolu'ya kaymaya başladık. Ankara'ya gittik mesela. Orada o kişiler yatırımlarını yapmaya başladılar. Bu, bu öyle güzel bir ya şey. Ankara'ya gittiğinizde Ankaralı yatırımcıyı mı yapıyor yok çok çok yoksa Yine İstanbul'daki, İstanbul'daki yatırımcı yatırım. e, çoğunlukla Ankara'da da var alan Ankara'dan ama mesela bu size olan güvenlerinin göstergesi. Kesinlikle öyle. Zaten hani projeler e, biz pazarlamaya başlamadan genellikle yüzde yetmişi satışı tamamlanıyor mevcut müşteriden kaynaklı. Benim projelerime de bir el <laughs> ya. Yani mevcut müşteri işte dediğim gibi sürdürülebilir bir sistem evet. kurduğumuz için bu. Yani bir insan bir şirketten neden üçüncü, dördüncü arsasını alsın ki? Yani ilkinden bir memnun olmasa, bir artısını görmese e, neden bunu devam ettirsin nihayetinde? E, dolayısıyla e, bazen müşteriler bize, ee, kızıyorlar bile. Ben bu projeyi görmedim. Ne ara başladı bitti gibi böyle. Biz çok hızlı proje üretiyoruz. Ee, çok da hızlı tüketiyoruz. Peki. Tarla vasıflı yer satıyor musunuz? Tarla vasıflı yer şu an için satmıyoruz fakat bu noktada... Ama bu yani illegal bir şey değil bunu da yapabilirsiniz. Asla illegal değil biz Çok bu noktada normal. arka planda çalışmalar yapıyoruz İsa Bey. Ee, Tabi burada da bazı kırmızı çizgilerimiz var. Hisse... Öyle, hisse asla a, evet. o, bu sonsuza kadar sürecek yani hisseli yer yok bizde. Harika. Ee, ama mesela tarım arazilerinde de dikkat edilmesi gereken, mesela buradan da yatırımcıları uyarmış olalım. Biz Lütfen. de öyle projeler üreteceğiz çünkü. Mesela bir tarım arazisi almak istiyorsak bir kere kesinlikle tek tapulu olması en önemli unsur. Tek tapu olacak. İkincisi, kadastral yola cephe olursa yarım gün satışı, tekrar satışı kolay olur. Bizim üreteceğimiz tarlaların hepsi öyle olacak. Kadastral yola cepheli olacak. E tabii suya ulaşım kolay olmasını e, istiyoruz. Yani, tarım yapacak. Tarım çünkü. yapı aynen evet. öyle. Çünkü biz e, orada e, mal sahibiyle e, köylüyü de buluşturmak gibi bazı planlarımız var. Ee, o, o toprakların tarıma da kazandırılması üzerine biraz çalışmalar yapıyoruz. Yakında zaten duyururuz biz bunu. E ee, ben önden burada size sizin vasıtanızda kısa bir bilgi Harika, bir vermiş, vermiş olayım. müjde vermiş oldunuz evet. en azından. Ee, ama burada ben tarla almak istiyorum. Arsaya şu an için bütçem yetmiyor. Ya da tarla almak istiyorum ya daha uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum. Daha ufak bir parayla yapmak istiyorum diyen bir yatırımcı tek tapulu olmasına, kadastro yola cepheli olmasına yatırım olarak bakıyorsa da yerleşime bir tık yakın ya da imarlı yerlere bir tık yakın olmasına dikkat etsin. Dikkat etsin. <laughs> Bu da tavsiyeniz evet, yatırımcılara. tavsiye. Peki e, uyarıyorlar son 5 dakikamız ne kadar çabuk geçti evet. vallahi. <laughs> Harika. Peki e, arsayı geliştirirken siz Evet. hangi aşamalardan geçiyorsunuz? Evet. Sonra neden ee, üzerine siz yapı yapıyorsunuz. Yani işte neden bu kadar hengameye ve uğraşa giriyorsunuz? <laughs> Çünkü arsa satışında e, insanlar biliyorum ki abi bu arsa zaten metre karen. belli evet. alt tapum bu. Güle güle yatırın. Sen sağ yap. ben selamet. Evet, sen sağ ben se selamet. <laughs> evet. Yani buradaki amaç ne? Ben onu anlamak istiyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Tabii ki İsa Bey. Ee, ben biraz önce söylediğim gibi biz insanların ihtiyaçlarından yola çıkarak proje üreten bir firmayız. Ee, bizim ilk kıstasımız imar içerisinde bir yer. E, bulmak ve bunun parselasyonunu kuralına uygun bir şekilde parselasyonunu yapmak, müstakil şekilde tapuları çıkarmak ve sonra da onları satışa sunmak şeklinde bir işlemimiz bu var. Bu sizin söylediğiniz o süreç hemen olacak bir süreç değil. Çok zor bir, süreç bir süreç de, değil. Hayır, Tabii. Çok de. bu bu süreç şu an 6 Türkiye, ay 7 ay sürer mi? Türkiye mı? şartlarında minimum 8 ay, maksimum 12 ay gibi bir süre alıyor. 2014'ten önce bu direkt belediyeyle yapılabilen bir işlemken Sonra Toprağı Koruma Kanunu çıktıktan sonra bu direkt Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. Bu yüzden tarımdan, BOTAŞ'tan, DSİ'den bu gibi birçok kurumdan tek tek onaylardan geçerek en son müstakil hal tamamdır. Burası artık inşaat yapmaya müsaittir. Ben belediye olarak buraya altyapı getiririm. Niye bu kadar uğraşıyorsunuz ya işin kolayı var Allah aşkına. Ee, bizim bu kadar uğraşmamızın sebebi ilişkilerimizi müşteriyle olan ilişkilerimizi sürdürülebilir kılmak. Çünkü bizim 5 yıl sonra burayı kapatmak gibi bir e, ...niyetimiz yok, hayalimiz çok para kazanmak değil. Yani öyle olsaydı zaten e, ben ikinci nesil olarak bu şirkete gelmezdim. Rafet Bey ve Cihan Bey bu işi ilk beş yılda yaparlardı ve kapatırlardı sonra. E, bizim e, amacımız çok daha farklı, yolumuz daha uzun. Sizi ziyaret ettiğimde Rafet ile tanışma şansım oldu. Yani çok e, tanıdığıma çok sevindiğim ender insanlardan bir tanesi. İyi ki böyle bir girişimde bulunmuşum İyi ki. Diye, diye düşünüyorum ben. İyi ki. Ee, ben buradan e, yine yanlış anlaşılmaları düzeltmek açısından Hı. bir şey söyleyeceğim Tine House ve hobi bahçesi pazarlayan kooperatif usulü pazarlayan e, kendinden emin olan arkadaşlarımız Eğer biz hatalı bir şey söylüyorsak Hı. E, Lütfen bana ulaşsınlar ben yine seve seve kendilerini ifade etmek için Kesinlikle. Bilmediğimiz bir şey var. Bence gelmeleri belki. de lazım muhakkak. Evet, ben açık bir çağrıda bulunmak Hı -hı. istiyorum. Kendilerinizi, kendinizi ifade etmek istiyorsanız, benim yanlışım var. Belki Hı -hı. konuklarımız bilmiyordur. Biz de bilmiyoruz. Çünkü e, mesela yeşil vadide olarak bizim uzmanlık alanımız arsa. Evet. Ben onu temsilen buraya çıktım. Ama mesela e, yapılan girişim dediğim gibi görünen tabloda, çizilen tabloda girişim çok mantıklı geliyor kulağa. Ama bunun riskleri, avantajları, dezavantajları... Yasal değil ki Evet, Evet, yani bunu ana. bilgilendirilmesi lazım. Yasal halkın. değil. Yani e, tarım arazisi üzerine yapı yapmak yasal değil. Tabii, evet. Yani en başta. E parselleri çitle çevirmek yasal değil. Konteyner bile koysanız yapı olarak sayılıyor. Yani evet. kalıcı olarak sayılıyor. Yasal değil. Ya tarım arazisini mahvediyorsunuz. Ekolojik yapıyı bozuyorsunuz. Evet. E, yani, olağanüstü insan sirkülasyonu olduğu bir şeyi düşünseniz de tarım Tabii. arazisinin üstünde. Tabii. Yani yazık dü 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 dünya güzeli bir şeyimiz var, ülkemiz var. Cennet gibi Doğru. ülkemiz var. ...kendi ellerimizle kendi geleceğimizi mahvediyoruz. Evet. Yani birileri kolay para kazanacak gibi. Hı hı. Biz Ama bu organizasyonun programımızın dediğiniz... sonuna geldik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Uyarıyorlar lütfen cümlenizi bitirin Bu organizasyonu iyi yönettiğini yönettiğinden emin olan bir kişinin de... ...gerçekten burada halkı bilgilendirmesi çok önemli. Kesinlikle iyi. ben o çağrıyı yaptım. Yani açık kapı beni arayabilirler... Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. E, geldiniz. Çok Geldiniz. Arsa arazi işi nasıl yapılmalıyı öğrettiniz. Evet. Sağ olun. Anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya tekrar evet. birlikte olmak ümidiyle esenlikler diliyorum.